Bir uçağa bindiğinizde onun hangi malzemelerden yapıldığını hiç düşündünüz mü? Bu makinelerin yapımında hafif ve dayanıklı maddeler kullanılıyor. Ancak bunlar her zaman çevre dostu olmuyor. Modern uçakların çoğu büyük ölçüde alüminyum, cam ya da karbon fiber malzemelerden yapılıyor. Uçak yapımında kullanılan bu ana maddelerin bir alternatifi yok gibi gözüküyor. Peki ya uçağın içi gibi? Çok güçlü olması gerekmeyen kısımları için kullanılan malzemeleri değiştirmek mümkün mü? Burada uçağın içinde biyo kaynaklı olanlarla değiştirmeye çalıştığımız malzemelerin bazılarını görebiliyoruz. Bu tavan panelleri, yan paneller ve başüstü dolapları üretmek için kullanılan malzemeler olabilir. Bugün uçağın bu bölümleri için cam elyaf kullanılıyor. Biz bunu keten bitkilerden elde edilen doğal liflerle değiştirmek istiyoruz. Mit Flachsfasern wie diesem Gewebe, was hier zu sehen ist. Doğal lifler karbon fiberden daha hafiftir. Üretmek için daha az enerji gerektirir ve gürültüyü azaltmada çok daha etkilidir. Avrupa Çin araştırma projesindeki bilim insanları bu avantajları kullanarak keten lifleri, geri dönüştürülmüş karbon lifler ve biyobazlı reçinelerden oluşan ekolojik kompozitler tasarlıyorlar. Bu malzemelerde geliştirmek istediğimiz en önemli nitelik kolay yanabilme özelliği. Ayrıca lifler ve reçin arasındaki yapışmayı artırarak mekanik özellikleri değiştirmek istiyoruz. Ve yeni malzemelerin şu an kullandıklarımıza nazaran daha hafif olduğundan emin olmaya çalışıyoruz. Yeni üretilen biyo kaynaklı maddelerin uçuş koşullarındaki halini ve gerçekleşebilecek tepkimeleri incelemeye yönelik kapsamlı çalışmalar yapılıyor. Bu test sistemi, gerilme yükü altındaki bir numunenin deformasyon olanını gösteriyor. Bu bilgiye dayanarak araştırmacılar aslında uçaklarda denemeden önce bilgisayar modellerinde çeşitli düzlem elemanlarının karmaşık yükleme koşullarını simüle edebiliyorlar. Normal uygulamalarda kullanmadan önce bu malzemenin sınırlarını bilmemiz gerekiyor. Çünkü güvenli tarafta durmak zorundayız. Yolcuların güvenliği için iç malzemelerin aleve dayanıklı olması gerekiyor. Bu deneyde soldaki yeni bir biyo kaynaklı kompozit aleve dayanırken bir başka biyo bazlı malzeme ise tutuşuyor. Araştırmacılar doğal liflerin yanıcı özelliğine bir çözüm bulmaya çalışıyor. Bu malzemeler üzerinde yaptığımız başlıca araştırma ateşe dayanıklılık. Nasıl değiştirebiliriz? Nasıl geliştirebiliriz? Yüzey koruması mı koyacağız yoksa reçininin içine yanmayı engelleyen katkı maddeleri mi ekleyeceğiz? İşte bu bizim araştırmamızın ana konusu. Projenin Çinli ortakları bazı biyo kaynaklı kompozitler geliştiriyor. Bunlar daha sonra Avrupa'daki laboratuvarlarda test ediliyor. Örneğin Airbus'ta çalışıyoruz. Ayrıca yeni biyo kaynaklı malzemeler için Çin havacılık endüstrisiyle de işbirliği yapıyoruz. Bu iyi bir kombinasyon. Çünkü çevre, kaynaklar ve havacılıktaki uygulamalar için oldukça iyi. Uçak yapımında kullanılan tüm malzemeleri çevre dostu maddelerle değiştirmek uzun vadeli bir plan olabilir. Ancak bunların bazı doğal bileşenleri de içerecek şekilde değiştirilmeleriyle önümüzdeki yıllarda yeni rekabetçi malzemeler üretilmesi mümkün gözüküyor.